Fizyoform Zafer Aksungur'la postürü sunar. Talk Show tadında sağlık sloganıyla yola çıktığımız programımızda bugün de birbirinden değerli konuklarımız var. Sevgili Fulden Akyürek. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Bilal Çatalçekiç. Bravo, söyleyebildin. Bir kere de söyleyebildim. Bravo, ve çok iyi, çok iyi. Uzmanımız fizyoterapist Yusuf Kazar. Sen de merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Evet, öncelikle sizlerle başlamak istiyoruz. Yeni bir tiyatro oyununuz var. Evet. Hadi Uyu Artık. Evet. Gecenin dördünde uyandırılarak başlıyor sanırım. Evet. Siz mi uyandırıyorsunuz, siz mi uyandırıyorsunuz? İzlemediğimiz için bilmiyoruz şu an, geleceğiz izlemeye. Suçlu benim. Suçlu. Kadın mı uyandırıyor? Evet, Aslı karakteri. Hakan'la Aslı, yani ben Hakan'ı oynuyorum. Fulden de Aslı karakterini oynuyor. Birbirini seven, aşık olan, aşk evliliği yapmış. Fakat tabii ki her evlilikte olduğu gibi evliliğin çatırdamak üzere olduğu bir anı ve anları anlatıyoruz ama... Evlilik sadece komedi değil, çıkış noktamızda evliliğin birinci perdesi komedi, ikinci perdesi dramdırdan yola çıkıyoruz. İşte bir yüzünde görmüş olduğu kırışıklık üzerine oyun başlıyor. Gecenin dördünde Hakan'ı kaldırıyor, sonra yapmadığını bırakıyor. Olaylar gelişiyor. Olaylar fena. Kim yazmıştı oyunu? Hidayet Erdinç, oyunumuzun yazarı ve yönetmeni Hidayet Erdinç'tir. Buradan da selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çok güzel bir tekst, eğlenceli bir tekst. Yeni yeni, aslında bu sezon daha yeni başladık. Mart ayında premier yaptık. Daha 4. 5. oyunumuzu oynuyoruz aslında. Çok güzel geri dönüşler var. Biz de çok eski partneriz aslında Fulden'le. Bir sürü dizide, bir sürü filmde beraber çalıştık. Şimdi tiyatro nasıl? İlk defa beraber oynuyoruz ve ben çok memnunum tabii. Yani sahne enerjisi müthiş Bilal'in. Evet, burada da bizi bayağı sabahtan ne beri yaptın? Esprilerle güldürüyor yani. Soy isminizi söyleme provası yaptım ya az önce. Vallahi ama Çatal üç kere Çekiç. Üst üste söyleyemezsin. Üç kere üst üste söyleyemezsin. Söyleyemez mi? Hadi bir dene. Söyler hocam ya. Ne söyler mi ne sandın? Söyle hocam. Söyle hocam. Çatal Çekiç, Çatal Çekiç, Çatal Çekiç. Vallahi. Bastık paraları. Ne oldu? Söylenmiyor mu normalde? Sana normalde... kırmızı çok yakışıyor. Ne oldu? Çocukluğumdan beri söyleyebilen yok. Ben de hep içime kaçıyorum. Her şeyin bir iki vardır. Çatal Çekiç, Çelik Çomak, Çopar Sultan. Altın Çekiç. Altın Çekiç. Hatta oyunun işte PR'ı başladı. Ünlü oyuncu Bilal Altın Çekiç. Bir kere de doğru yazın arkadaş. Hocam yani. Buraya da yanlış yazmışlar da ben. Ne yazmışlar? Ya üste baksana, yanlış bakayım yazmış, sonra altta doğru yazmış. Yazarken de iki kere yanlış yazmış. Öz Çatal Çekiç var. Bak bu hiç yoktu. Sevgili editörümüz. ÖA Çatal Çekiç, o da iyiymiş. Peki bu yasaklardan sonra özlemişler mi seyircilerimiz çok, tiyatroyu? Ben çok. Şahsen hiç... İki yıldır gitmiyorum tiyatroya. Biz de gitmiyorduk. İlk oyunumuzdan bahsedeyim. İşte pandemi şey oldu, bitti. Yani işte yasaklar kalktı. İlk oyunumuzu bir kere salon full oynadık. Evet, ve müthiş özlemiş seyirci. O kadar güzel katıldı ki bize oyun oynarken reaksiyonlarıyla. Biz de çok özlemişiz ama ya. İki sene hiç sahneye çıkmadık. İki senenin sonunda aşırı mutlu olduk yani, öyle söyleyeyim. Ve her salonda, yani her oyunda salonumuz doluyor. O yüzden çok de ne çok güzel mutluyuz. Çok şükür. Bir oyuncu için çok şeydir. Ve tabii biz hani bu şey olsun diye söylemiyorum. Hani seyirciden besleniyoruz durumu değil. Seyirciyle, yani seyirci yoksa tiyatro yok. Yok. Oyuncusuz tiyatro olur ama seyircisiz tiyatro olmaz. Seyirci az olduğu zaman ister istemez insan... Geriliyor, mutsuz oluyor, sahnede paylaşım üzerine çıkıyorsun sahneye. Ama seyirci çok olduğunda biz de tabii ki daha bir heyecanla oynuyoruz. O yüzden bizi besleyen bir şey. Gerçekten söylediği gibi Fulden'in seyirci tiyatroyu çok özlemiş, sinemayı da çok özlemiş. Sadece bizim oyun değil, bir sürü tiyatrocu arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Onların oyunları da çok güzel gidiyor. Yani güzel sezonlar bizi bekliyor. Ne güzel, dolsun taşsın çünkü bayağı bir boş kaldı. Çok şükür ama seyirci de aradığını buldu bizim oyunda. Evet. Şimdi bunda reklamımızı da yapalım. Çünkü oyunumuz gerçekten çok beğenildi. Güzel. Hem güldürüyormuşsunuz, evet, hem düşündürüyor. Biz izleyemediğimiz için şu an muşlu konuşuyoruz. Muşlu geçmiş ama. Ama davet edeceksiniz herhalde. Tabii ki. Yok, bütün ekiple birlikte geliyoruz. Bütün ekip.
Bütün hocam başımızın üstünde yerimiz var. Biletimizi alıp geleceğiz. Ha, bileti alıp geleceksen sen nasıl bir tüccar oldun? Aynı zamanda yapımcı olduğu için. Hani yer bulunamıyormuş ya, o yüzden dedim hani. Efendim başımızın üstünde yerimiz var. Yer teşekkür ederiz. İki büklüm oturttursak da arkadaş hemen çat çat çat. 56 kişilik ekiple birlikte biz... Başımızın üstünde yeriniz var. Tekrar ediyorum. Nasıl bir baş bu ya? Kusura bakma, ben veririm paralarını. Neyse tamam. Kusura bakmayın efendim. Sayın seyirciler. Ben 6 kişiye okey veriyorum. 50 kişiye bilemiyorum. 6 kişi tamam. 6 kişi de benden. 6 kişi tamam. Gerçekten. Şimdi hem güldürüyor hem düşündürüyor oyun. Peki her evde böyle şeyler oluyor mu? Tabii ki. Seyirci ille bir yerden diyor ki, aa bu ben. Ya da başka bir sahne, aa bu ben. Ya zaten oyunun çıkış amacı bu. Sadece Türkiye için değil, yani dünyada bütün evlilikler böyle. Evrensel tabii, bir konu. Evrensel bir konu. Kadın, biraz sosyolojik iş. Meseleler var tabii ki. Kendi coğrafyamız üzerinden de hareket ediyoruz. Asıl altını çizdiğimiz nokta şu, sadece evlilik iki kişinin bir arada olması değil, ailelerinden getirdikleri üzerine zaten problemler çıkıyor. Her iki tarafında kendine bir kültürü, kendi yapısı var. Bu yapıyı aslında biz eleştiriyoruz. Sadece aşkla çözülmüyor, sevgiyle çözülmüyor. Burada anlayış, karşılıklı fedakarlık, neyi ne kadar yapıyorsun. O dengeyi doğru kurmak üzerine bir eleştiri aslında bu. Bir de daha güzel bir tarafı, biz maalesef ki yıl 2022 biz hala kadın haklarını, kadının işte sövülmemesi, dövülmemesi gibi saçma konularla uğraşıyoruz ve buna parmak basıyoruz aslında. Oyunda bunu da eleştiriyoruz. Burada koca mı şiddet var mı, yani herhangi bir şiddet yok? Toplumsal şiddetten bahsediyoruz. Toplumsal şiddetten. Evet, Hakan öyle bir eş değil oyunda. Evet. Ama Aslı'nın çocukluk ailesinde travmaları çocukluk travmaları var. Benim yani Hakan'ın evet. Çocukluk travmaları var. Bu kaygıları var. Evliliklerine taşımışlar. Aslında var olmayan şeyleri, düşüncelerinde var ettikleri şeyleri evet. İlişkilerine yansıtıyorlar. Evet. Bu da güzel bir çatışma meydana getiriyor zaten. Oyunu bayağı izleyenler de kendilerinden gayet bir şeyler buluyorlar. Oyunda çatışma ama normal hayatta tabii ki bu evlilik bitmesine sebep oluyor. O yüzden de biz işte gelen seyirci desin ki el ele geldiyse eve gidip konuşsunlar. Yani belki bizim de problemimiz aynı değil miyi seyirciye hı-hı. Soru işareti bırakıp aslında gidin bunları aile içinde çözün diyoruz. Peki... Hiç böyle bir psikolog ya da bir psikiyatrist izledi mi oyunuzu, sonra size çok iyi ya da işte şu konuya çok iyi değinmişsiniz dedi mi? Aslında İzlemedim. İzletseniz be onlara mesela. Harika olur. Evet. Varsa bir psikolog gönderin. Biz de sıyırmışsak bizim de baksın. Koliste de bizi tedavi eder. Tedavi eder çıkmadan. Peki şimdi biraz da Yusuf Bey'e pas atacağım da baş ağrısını, boyun ağrısını anlatacak bize. Şimdi baş ağrısının tabii birçok nedeni var ama en çok görülen nedenler psikososyal nedenler. İşte buradaki insan hayatındaki ilişkiler eğer mutsuz bir bireyse ya da sosyal yükü çok fazlaysa tabii ki burada boyun üzerinde ya da işte baş üzerinde bir yük hisseder hastalar. Yani burada psikolojik bir geçiş yapalım. Bu geçişle beraber burada başındaki baskı ve buradaki kasların gerilimi mekanik olarak baş ağrısı yapar. Bu ağrıların çoğunluğu boyundan kaynaklı görülebilir ama psikosomatik ağrılarda değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi oyundaki karakterler stresli ya ikisi de. Evet, o yüzden normal direkt oradan girdim. Normal şartlardan o tarz insanlar her yeri ağrır. Tabii kasıldığı için sürekli gergin bir rolde. Roldeki kişiler, hani anlattığınız karakterler, ikisinde geçmişten gelen travmalar, o Yusuf Bey'in bahsetmek istediği de biyopsikososyal yaklaşma yani. O insanlardaki o biyolojik problemlerin birçoğunun altında psikolojik problem de geliyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Demek ki o kadar duyarak oynuyorum ki ben Aslı'yı. Oyunun sonlarına doğru benim belime bir ağrı giriyor oyunda. Demek ki o kadar inanarak oynuyorum. Bak bak. Yok, bence çok kasıyorsun kendini, o yüzden. Sakin ol. Ama role girmiş yani. Role girmiş. Bu arada ben bu oyuna 6 günde hazırlandım. Müsaade et de belim ağrısın. 6 günde. Lütfen. Kendisi bizim oyunun starıdır. Gerçek söylüyorum. Öveyim seni. Gerçekten biz birkaç aksaklık yaşamıştık. Tekste fullden dedim ki yani ya oyunun tarihini ertelemek zorunda kalacağım ya da sen gelip oyunu kurtaracaksın. 6 günde. 6 günde benim 2 ayda yapamadığımı düşün. Öyle demeyelim de. Ve gerçekten 6 günde gece gündüz prova yaparak, ezber yaparak sahnede hani bir devleşme tabiri vardır ya. Canımsın. Gerçekten partnerim geldi. Misler gibi alkışını aldı. Şimdi böyle bir baskıda insanın beli ağrımaz mı hocam?
Ağrır. Bir de ben hani burada şimdi bir de yani kesinlikle hazır Yusuf Bey'in de konusu. Yani 6 gün tekst çalışırken peki boyun ağrımadı mı? Baş ağrımadı mı? Her tarafı ağrıdı. Her tarafım ağrıdı. Sadece boyun ağrısı. En çok ne çektiniz mesela? Yani mesela pozisyon nasıl çalışırken? Şöyle yatarak mı ezberliyorsunuz, yok, oturarak? Yok, hayır. Oturmak, uyumak falan yok. Haram zaten yani. 7/24 beyin çalışıyor. Tabii herhalde. Gözlerim kapalı, tekst aklımdan geçiyor. Oturuyorum, tekst, sürekli teksti çalışırken yakalıyordum zaten. Sizin bu, oyun süreçleri öyle olur genelde. Mesela bu hazırlanma süreçlerinde de işte postür, yani bizim programın adı da postür ya, oraya pas atıyorum arada. Hayırlı olsun. Yani yanlış duruş şey yapıyor. Baş ağrısı yapabiliyor mu Yusuf yapıyor, Bey? Yapıyor tabii ki. Benim ağrımıyor burada... olsam o neden? Doğru mu duruyorum diye. Baş ağrısında tabii uzun süre tekst okumak ya da işte uzun süre ekran başında kalmak, masa başı çalışmak maalesef bu boyundaki omurların dengesini bozuyor ve buradaki duruş bozukluğuna yol açıyor. Bu duruş bozukluğu ile beraber başın arkasındaki kaslar geriliyor, sertleşiyor ve baş ağrısı yapabiliyor. Bu baş ağrısını ayırt etmek tabii fiziksel muayene ile mümkün. Burada başın hastalar genelde şöyle tarif eder. Başın arkasından başlayıp işte öne doğru yayılan bir ağrı kulak çevresinde olabilir. Bazen çene kaslarında da ağrı yapabilir. Yani bu tarz ağrılar olduğu zaman biz boyun ve sırtla beraber değerlendirmeyi alıyoruz. Kola da vurur mu? Kola vurur. Benim kolum şöyle ağrıyor. Kola. Evet, o sen benim kolum ağrı. Kalırsın böyle. Valla şuradan şöyle bir ağrı. Yansıyan yani bir ağrı güç var. Kaybı var biraz. Güç kaybı var. Evet. Peki bunu bir değerlendirme yapabiliriz. Aa, şöyle çıktı. Kuvvetli tutalım. Ama kopardınız kolumu. Yapalım. Peki hemen testini tamam, yapalım. Şöyle kuvvetli tutun tutayım lütfen. Tutayım mı? Evet, bütün gücünüzü tutun. Anam. Evet. Güçlü bence, kızımdır ben. Ben. Kuvvetli görünüyorsunuz şu an. Spor yapıyorsunuz. Spor yapabiliriz. Yok canım. Şimdi bazı ağrılar şöyle. O pilatesten sonra tövbe. Hareketle artmayan ağrılar genelde yansıyan ağrılardır. Hani burada boyunda bir hareket kısıtlığı ya da kısılma olduğu zaman kendi kollara yansıyan kasmış bir ağrı olarak. Boynunu kasmış Fulden Hanım. Yansıyan ağrı yapar. Fıtıkla hani alakası yok da kas yok gerginliği gibi sanki. Nasıl geçer bu? Hallolur ya. O çözeriz. Değerlendirmeyi alabiliriz. Bu migreni tetikler mi bu şey? Şimdi hocam, migrenle karıştırılıyor. Ağrı olarak tanımlanıyor aslında. Hani daha önce boyundan kaynaklı olduğu düşünülmüş, tartışılmış ama 1983 yılında artık boyundan kaynaklı baş ağrısı olarak literatüre girmiş bu ağrılar. Migrenle karışıyor. Migrende daha çok ağrı dediğimiz belli sıklıklarda ve belli bölgelerde oluşan ağrılar oluşuyor. Bizim bahsettiğimiz ya da tedavi aldığımız hasta tipi daha çok boyun, sırt ve kürek kemikleri beraber yansıyan bir ağrı oluyor. Yani orada kürek kemiği eşim de çok ağrıyor da bu buralar. Hatta bazen ben böyle hani masaj yapmak için stres şey fazla yapıyorum. O zaman. Ya da işinden dolayı mı acaba masa başı? Ya işte bilmiyoruz onu. Migren atakları oluyordu. Sonra bir akupunktur yaptırdık. Bir böyle bir geriledi vesaire. Şimdi biraz normale döndü ama kızım böyle kulunç dediğiniz anda, şey. Evet yani böyle dokunulmayacaktı. Hemen acıyor diyor ama bir türlü de bir çözüm bulamadık. Şimdi yani Yusuf Bey'in de bahsettiği şu aslında migrenle karıştırılan stresten dolayı ve yoğun çalışmadan dolayı boyun ve sırt çok geriliyor. Omurgalardaki baskı artıyor. Bu da baş ağrısı yapıyor. Eşinizdeki de belki o boyun ağrısı da belki işiyle evet, alakalı. Belki evde çok iş yapıyor. Egzersiz yapıyor mu? Yürüyor. En güzel egzersiz değil mi? Yürüyor. Yok. Zaten Alp bizim çocuğa bakmaktan kızcağızın. Ya zaten çocuk yaptıktan sonra kadınlarda yok önceydi ağrı o. İhtimalle benden kaynaklı ben bu ağrılar. 2018'de demin spor yapıyor musun dediniz ya. 2018'de bir pilates yaptım hızlandırılmış ve bel fıtıklarım patladı. O zaman tanıştık. Evet. Acil ameliyat dedi bana beyin cerrahı. Ben de alternatif aradım tabii ki. Ameliyat olmak istemedim. Sağ olsun hocam. Beni bir seansta toparlayarak girdim. Vallahi koşarak çıktım. Her zaman söylerim. Doğru, çok duacınızım yani. Çok duacınızım. Peki hocam ben onun için spor yapmıyorum. Bağları koptu. Bunu nasıl çözeceğiz? Ben şimdi sunucuyum. Ben bir şey yapacağım. Hocam. Evet buyurun dinliyorum. Ben diye. Hocam. Şimdi spor yapıyor musunuz ilk başta? Yapıyor. Ya da zaten ben 7 sene Muay Thai yaptım. Kickbox. Orada bacak benim bir çapraz bağlar gitti. Normal gidiyordum. Eve sedyeyle geldim. Sonra diz böyle bir öne gitti geldi. Evet. Bana da doktor ilk gittiğimiz acil doktoru hemen ameliyat dedi. Sonra bir spor hekimi hocamızla tanıştık sağ olsun. Fizik tedavi. Sonra geçti. Ameliyatsız götürüyorum işi tam ama. Tam kopmamış demek ki. Tam kopsa kesin ameliyat ederlerdi. Evet %90 yırtık. Az bir şey bir arkadaş var böyle tutuyormuş orada. O da her an kopabilir ama. Evet yani ileriki yaşta. Lazım. İşte sürekli o yüzden spor, fitness'a başladım ister istemez. İşte kalfları güçlendiriyorum falan. O şekilde idare ediyorum ama ileriki yaşlarda yani ameliyata dönecek diye de açıkçası korkuyorum. Ya şöyle
Ön çapraz bağın görevi bu diz altı kemiğin öne doğru yer değiştirmesini engellemek, yani koruyucu bir mekanizması vardır. Şimdi buradaki kasları, dizin eti tarafındaki kasları güçlendirirseniz sporla ya da başka bir egzersiz yöntemleriyle dize binen yük azalır. Yani ön çapraz bağın burada üzerine binen yükü azaltmış olursunuz. İlerleyen dönemlerde de ya bir profesyonel bir spor yapmayacaksanız hani ameliyat şart değil diyoruz ama buradaki kasların mutlaka güçlendirilmesi gerekiyor. Yani bir fizik tedavi süreci gerekiyor ama mutlaka. Ama üşeniyoruz, yapmıyoruz değil mi? Yok, ben aldım. 20 seans fizik tedavi aldım. Evde yaptınız mı? Tabii tabii yaptım. O 2 ay bir süre vermişti. Fizik tedaviden sonra evde de yaptım. Halen daha... Ama ağırlık falan kaldırıyor. Tabii. Safıtıs'a gidiyor. Kaldırması gerekir mi ağırlık falan? Çok yük biniyor. Tabii burada yani maksimum ağırlığı ölçtükten sonra yaklaşık %50-%60'ında başlarsanız daha iyi olur. Peki siz şimdi bildiğim filmler de var benim. Mesela Havvam Sınıfı Asker'de de bir sarışın kız vardı böyle. Koğuşta. O siz değil miydiniz? Yok, ben değildim. O polis akademisinde oynadı. Ben Hababam sınıfında oynadım. Arkadaş da hizmetçiler. Aynen. Şu an hep beraber. Ben fizyoterapi yapıyordum orada. Oo, hizmetçileri fizyoterapi yapıyorum. Bak güzel hikaye oldu. Evet, bunu yazalım hocam. Buradan bir senaryo çıkar. Buradan bir senaryo çıkar. Peki en çok sevdiğiniz ikinizin de ortak sorusu. Bir oyunda ya da bir filmde ya da bir dizide. En çok sevdiğiniz rol hangisiydi? Aa, hepsi benim bebeklerim. Mı? Bırak bu işleri. Hepsi benim yani. Bebeklerim. Ama bir numara yani, hani en iyisi. Ya şimdi 3-4 tane sayabilirim o zaman, şey yapamam. Öyle, kusura bakma. Tabii ki en başta Aslı karakteri. Bana bunlarla gel. Bizim karakteri söylesin. Tabii tabii. Şimdi önce oyuncular böyle, ilk önce böyle yapar sonra yürürler. Evet. Şimdi Çılgın Yenge diye bir oyunda erkek oynamıştım, Zeynel Abidin. Ha. Ondan sonracığıma şey, Dedemin Dolabı diye bir çocuk işi vardı işte. Orada çok zengin bir kadın oynuyordum böyle, mahallenin zengini. Gelir evinizi vinçle yıktırırım falan demek. Onu çok seviyordum. Dizi miydi? Dizi, çocuk işiydi, çocuk dizisi. Bir de en son 2018'de, kanal adı veremiyorum galiba. Bir Deli Rüzgar diye bir işte. Süveç As Solist'te oynamıştım. Sevim Soylu. Ha, onu izlemiştim, çok 80'ler. Güzel. 80'ler, 80'ler dönem işiydi. O, onu ben de hatırlıyorum. O zaman çünkü tanışıyorduk. Ay, evet evet. Sevim Soylu karakteri. Tamam, o dönem. O dönem işte. Beni tedavi evet, ettiğiniz o, o zaman. O dönemden sonra işte iyileşip oyuna gitmiştik. Şuna yalnız. Bel bel. Hatırla benim. Bel benim. O gerçekten kötüydü ya. Evet, çok ya, kötüydü ya. Ağlıyordu kadınla. Ağlayarak geldim diyorum sana. Yemin ederim. Yazık günah. Yani. Allah göstermesin. Bu üçü benim tapım diyebilirim. Peki. Senin? O arkadaşa dur, sorayım. Burası daha bitti. Onun filmine daha gelmedik. Birazdan geleceğiz. Senin say Hakan. Yok, benim yok öyle şeylerim. Yok mu? Ben oynarım biter. Ya benim öyle bir şeyim yok. Ben hatta hani oyun oynamayayım, bir ay sonra unuturum. Ben unutmuyorum ya. Ben unutuyorum. Kafa bir anda siliyor. Öyle yok yani. Rolüne çok yok, kapılan çok oyuncular oynadım. Da var yani. Mesela işte mafya dizisinde oynayıp dışarıda mafya gibi gezenler de var yani. Var şimdi. Var. Belki onunla karıştırılmasın da yok, ben yok. Çok severek oynadım. Yok. Ya tabii çok... ki severek oynadığım, ya bu karakter devam etseydi dediğim bazı i̇şte işler onu var. Onu soruyor adam. Ama yine de ben devam etmek istemiyorum o karakterlere ya. Zorlama beni. İşinizi severek mi yapıyorsunuz? Hayır, onu da sevmiyorum. Bu sevmiyor, ben severek olur yapıyorum. Olur mu be öyle şey, tabii ki tabii severek severek yapmasanız çünkü biz, ağırlarınız çok olur. Dünyanın en şanslı insanlarıyız çünkü... Sevdiğimiz işi yapıyoruz, evet. İstediğimiz işi yapıyoruz. Zaten bu sevmiyorsan yapılacak bir iş değil abi. Gerçek söylüyorum, yapılacak. Şimdi ben buradan bir topu göğsümde yumuşatayım abi, şuraya bir. Ertuğrul çok sert dışarı, evet. İşini severek burada. Yapmayan insanlar da, mutsuz insanlar da fibromiyaj çok görülüyor. Aha. Bir sigma çok görülüyor. Nasıl evet. Yumuşattım evet. Buradan oraya. Çok iyi yumuşattın. Evet. Kesinlikle doğru. Hocam lafa girmeden bu fibromiyerci demişken buradan eşimin teyzesi Seza Hanım'a. Kaynı falan hepsini. Evet, yok yok. O bana gelmeden önce söyledi. Çünkü onda böyle bir iki aydır böyle bir durum var. Hep buralar ağrıyor falan filan. Fibromiyerci dedin, oradan yakaladım. Nedir, ben göndersem olur mu? Tabii tabii. Çorlu'ya, Yusuf Çorlu'ya mı hocam? Çorlu'ya gelebilirsiniz. Bir saat arabayla bir şey olmaz. Oyuna gelsin. Üleburgaz'daki oyuna götüreyim ben. Tamam. Oradan Üleburgaz'a bakarız, olur. Şimdi fibromiyalji yaygın kas hastalığı. Bu kas romatizması olarak da halk arasında adlandırılır. Birçok kasın aynı anda tutulumu. Ama daha çok psikolojik kökenlidir. Hani biraz daha depresyonda ya da mutsuz bireylerde fibromiyalji teşhisi daha çok görülür. Burada fibromiyaljide strese bağlı olarak boyun kasları kasılır, diş sıkma çok görülür,
baş ağrısı görülebilir. Hani migrenle de karışan ağrılar olur. Ama burada değerlendirmede kişinin postürü ilk önce ele alınır. Postüral bir bozukluk varsa var. Kişinin... Postürü vurgulayalım hocam, bol evet, bol vurgulayalım. Yani. Gerçekten kötü postür. Burada postür yazıyor ya. Genelde. Gizli, gizli hocam reklam. Alayım onu bir saniye. Bir dakika. Bir tane verelim hemen. Beni böyle çekin artık. Kendisi postür oluyor. Fibromiyalji hastalarında tabii ilk gelen hastada biz bir postürüne bakıyoruz. Yani burada baş önde mi, işte omuzlar önde mi, sırt. Yalnız sizin boyunuz biraz önde ve diş sıktığınızı düşünüyorum. Ben mi? Postürü bozuk. Yok. Diş sıkan insanlarda bu postür olur çünkü. Yani bu... Yok, ben kafa atıyorum ondan mı hocam? Bundan sonra sana postürsüz diyeceğim. Yok hocam, gerçekten postürü şu an bozuk. Öyle bak, peşin bak. Satan gibi oturduğumdan oluyor. Valla bilmiyorum. Ama işte şu nasıl? Postür zaten habersiz değerlendirilir. Ha. Haber verince adam kendini düzeltiyor. Tabii. Mesela orası böyle dimdik oturuyor. Değil mi hocam? Sanatçılar böyle. Sanatçı, siz de sanatçısınız. Yapma ya. Hayırlısı olsun. Evet hocam. Postürüm bozuk senin. Üzgünüm. Evet. Bir genelde üç parmak testi isteriz hastalardan. Hani ağız açıklığı, bu üç parmak kendi içerisinde girmesi benim gerekiyor. Mesela. Aa, benim çenemde problem var. İşte çenede problem olduğu çok zaman o ağız açıklığı. Bunu yapamıyorsanız çene eklemde evet. Sorun var yani. Evet. Şu üç parmağı zaten var. Kıtlıyor benim çenem. Üçün girmesi gerekiyor. Evet. Beni dinleyin. Ben dinliyorum. Ses geliyor. Ses evet. Geliyor bu. Şu an çeneden bir ses geliyor hep hocam. Hep geliyor. Abi. Kızım ben de diyorum oyunda oynarken bir ses geliyor katı. Benden yok benden. Vay arkadaş. Ama şöyle şu anda açabildim evet. Bakın. Güzel bir deneyelim. Yapma kameraya. İki parmak ancak gireyim. Dur ya evet. Şurada tedavi oluyoruz. Şurada yan tarafta bir kas grubumuz var. Masseter evet. Kası. Bu kasların gerginliğinden dolayı da ağız açıklığı. Yalnız biraz Yusuf'un ciddiyeti risk bozma işte. Hocam biz çıkalım mı? Biz muayenehaneye mi geldik abi? Bir saniye abi şurada sorunu çöz. Hocam bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl tedavi ediyoruz? Buradaki kasa evde kendiniz de uygulama yapabilirsiniz. Özellikle sabah uyandığınız zaman şu kası gevşetmek için. Basınca acıyor mu mesela? Bir deneyim böyle. Basınca acıyor mu? Yok acıyor. Benim inanılmaz acıyor mesela. Acıyor. Şurası. Evet, acımıyor. Kasımız. Acımıyor. Diğer tarafta bakalım tekrar. Bu tarafta bir şey. Bildiğin beleş muayene yaptırıyor kız ya. Evet güzel. Buradaki yukarıda aslında şu an içeriden dokunmamız gereken kaslar var. Buradaki kasların da kasılması yine bu çene probleminden olabilir. Ama bu boyun düzleşmesi özellikle bu baş kafatasının en arkada hani biraz daha ekstansiyonu arkaya doğru geldiği durumlarda da çene kasımız kasılır. Hani burada boyun ve çene beraber tedavi alınması çok gerekiyor. Çok kasmayın, boş verin ya. Ya bir dakika. O zaman genelde eşlerde yemek yerken bir ses gelir. İnsanlar geldi o sesten rahatsız olur. Çok çok sıkma için evde yapabilecekleri neler var mesela? Egzersiz olarak tabii şu kası gevşetmeyle başlayabilir bunu ilk önce. Bunu bana öğretirsiniz değil mi yayınlar? Tabii şöyle şeyler mi böyle? Dışarıdan bir şeyler göstermeniz. Dışarıdan şu kası yumuşatma. Ondan sonra egzersiz olarak elimizi şöyle koyup ağzı açmaya çalışma. Tabii şöyle. Çeneyi açmaya çalışıp 5 saniye tutabilirsiniz. Bende mi? Sen de yok. Bunu yapabilirsiniz. Sonra ağız içerisinde bir kalem alıp bu kalemi ileri geri hareketlendirme, sağa sola çene hareketliliği. Bunlar önemli. Bunlar yapılabilir. Tam bunları öğreneyim de ben. Bir de boyunda hani herhangi bir kasılma olup olmamasını yine herkes test edebilir. Benim ücreti neyse vereyim arkadaşım. Seans bence ücreti. Bir tedaviye gelsin böyle Allah olmayacak. Ama yani gelmiş konuklar yani şu an. Bu her şey beleşe getirilmez. İyi olacak beleş hastanın değil, doktor ayağına gelirmiş. Gelmiş soruyorum. Şöyle düşünün şimdi mesela izleyen birisi. Aa bende de aynı şey var. Bak Fulden Hanım aynı soruları soruyor deyip bilgileniyor yani. Fulden'i bahsedeceğiz. Fulden'i arasınlar Fulden sorsun. Ben şimdi bilgiyi alıyorum yakınlarıma bildireceğim diyeceğim. Şöyle şöyle yapmanız gerekiyormuş. Hayırlısı olsun. Kim bilir kaç kişinin vardır ama çenesinde problem. Çok yani ben çok benim gördüğüm 10 kişiden 5'inde var. Yani, tabii bu bilimsel bir istatistik değil ama. Ya bende bile var yani. Benim de çok stresli olduğumda bakıyorum çenem acıyor mesela. Evet benim de. Şimdi oyuna geri dönecek olursak. Evet. Önelim. Neden sabahın 4'ünde uyandırıyorsunuz yani adamı? Başka... Öyle denk geliyor. Özel yani... bir sebebi yok. Kadın o saatte görüyor. Yani 4'ü seçmenizin herhangi bir özel sebebi yok, yok değil yani mi? Yok yani gece yarısı zaten uyuyamamış. Evet. Uykusu kaçmış. Ondan sonra da. Yüzündeki bir kırışıklığı fark etmesiyle kızılcık kıyamet kopuyor zaten. Güzel. Peki... Donuk omuza da girelim mi? Şimdi çok sık karşılaştığımız bir durum. Donuk omuz aslında düşük şiddetli bir ağrı ve inflamasyonla başlıyor. Ve bir süre sonra omuz hareketini kısıtlayan aktif hareketlerde ilk başta kendini belli eder. Hasta omuzunu hareket ettirmekte zorluk yaşar. İşte kişisel kıyafetler giyinirken ya da işte saçını tararken zorluk ve ağrı hisseder. Bu eklem kısıtlandıktan sonra da bu omuz kasları, boyun kasları da yine kasılarak hareket gün içerisindeki yaşam aktivitesini düşürür. Bu donuk omuz ilk başta erken evrede yakalanırsa omuz donmadan önce de müdahaleyle, fizyoterapiyle kurtarılabiliyor.
Özellikle ilk 3 aylık evrede hasta bize ne kadar erken başvurursa o kadar avantaj sağlıyor rehabilitasyon başarısı açısından. Ama sonraki evrelerde de bir çözülme dönemi yaklaşık 9 ay 10 ay arası geçiyor. Şimdi donuk omuzla ilgili şu bilgiyi verelim. Hastalar en azından bize ne zaman başvurması gerektiğini bilsin. Eğer gece üzerine yatmakta zorluk çekiyorsa, ağrı yaşıyorsa, gece ağrıları, istirahat ağrıları oluyorsa omuzun yapışma yerlerinde şurada bir ağrı hissediyorsa hastalar hani erkenden fizyoterapiste ya da uzmana başvurabilirler. Peki hadi uyu artık oyunu için size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kırmadınız şu yoğun program arasında. Estağfurullah. Yusuf Bey size de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. O kadar omuz arasında bırakıp bize geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi bir VTR'miz var. Hep beraber izliyoruz. Tiyatro diyen abilerimin ve meslektaşlarım için çok güleceğim kesin. Onların adına çok teşekkür ederim bana seyirci olarak böyle bir şans verdikleri için. Çok komik bir oyun bekliyor bence beni. Çok güzel bir oyun olacağını eminim. Beni hatırladın mı? Şuna! Genel anlamda oyunun temperamanı yüksek, esprileri vurucu, güncel. Çok güzel performans izledim. Bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, tiyatro severlere tavsiye edeceğim bu oyunu. Güzel bir oyun bekliyor. Tam kahkaha olmayabilir belki sonunda bir dram yönü de var ama ikisini tahminen bir sentez yapacaklar gibi gözüküyor. Bilal varsa eğlence vardır orada. Bilal varsa her şey var. Suçlu benim yani öyle mi? Ekibimizden suçluyum. Ya biraz önce burada bağırıp çağırıp bu evi terk etmeye çalışan bir kadın gitmemesi için ona yalvaran bir koca vardı. Biz tavsiye ederiz ama oyunu izleyip zaten görecekler ki oyun zaten kendisini tavsiye ediyor. Biz bir daha geleceğiz aynı oyuna. Yani. Şunu söyleyebilirim, çok politik gelmesin lütfen bu. Bence bir bütün olarak bir şeyi tam yakalamak çok zor bir şey. O nedenle böyle küçük bir kısmını övmek değil de ben bu oyunun gerçekten bütününün övünmeye layık olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence oyun tam anlamıyla izlenmeye değer bir oyun. Bugünlük de bizden bu kadar. Çok keyifli bir sohbetti. Ve yeni oyunlarında başarılar diliyorum. Bakalım ismini söyleyebilecek miyiz? Sevgili Bilal Çatal Çekiç. Bravo. Fulden Akgüre'ye ve sevgili uzmanımıza da teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Fizyoform Zafer Aksungur'la postürü sundu.